Herkese selamlar arkadaşlar. Youtube tarafına e, bir süredir video atmıyordum. Biraz yoğunluk sebebiyle ama şimdi tekrar başlama kadar da çok güzel gelişmeler var. Ekranda gördüğünüz Counter Strike Global Offensive ile ilgili olarak yeni bir oyun ilk defa belki de bu kadar ciddi şekilde duyuruluyor. Yıllardır konuşulan CSGO'nun yenisi mi gelecek, işte Source 2 motor ile beraber CS2 mi olacak, ne olacak derken e, ilk defa çok ciddi elimizde verilerle birlikte bir Counter-Strike güncellemesi bekliyoruz. Güncelleme diyorum çünkü öncelikle oradan başlayayım. Benim tahminim yeni bir oyunu olmayacağı, bulunan oyuna çok sağlam bir güncelleme geleceği şeklinde. Ki bunun sebeplerini de videonun sonunda biraz daha size anlatacağım. Önce aslında nasıl ciddi haberler çıktı? Biraz oradan başlayalım. Çünkü beni takip edenler bilir, yıllardır işte Source'la ilgili yeni güncelleme haberi geldi her yerde. işte arkadaşlar hani Bunlar yem, bait. Bunlarla boş boşuna ilgilenmeyin. Zaten ciddi bir şey olsa duyurulur gibilerinden. Çünkü hep şey vardı böyle İşte kod parçalarının içerisinde bir tane source key kelimesi yakalandı falan gibilerinden. Çok böyle cılız şeyler bunlar biliyorsunuz. Yazılımcı olduğum için zaten çok kolay bait olarak kullanılabilecek şeyler. Ama ilk defa çok ciddi sağlam detaylar var. Onları konuşmaya başlayalım ki aklınızda biraz daha şekillensin. Ufak detaylardan başlayalım. Öncelikle Twitter'da Gabe Follower diye bir tane account var. Tamamen Valve ve Steam haberleri, CS haberleri paylaşan, hatta CSGO'nun orijinal Twitter hesabının bile takip ettiği bir hesap. Zaman zaman buradan böyle haberler çıkıyordu bazı ve ilk buradan çıkan aslında ufak böyle haberlerle beraber de bir şeyler duymaya başladık. Bu çıkan ilk haber neydi? Nvidia'nın kendi driver içerisinde oyunlara özel profiller tanımlayabiliyorsunuz. Yani... E, bu ne demek? İşte Nvidia'da masaüstünde mesela şu ayarları kullanıyorsunuz ama işte Counter-Strike exe çalıştığında şu şekilde ayarlar gelsin. İşte ne bileyim Valorant exe çalıştığında e, şu 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 ayarlar açılsın, şunlar kapansın gibi oyunlara ve exe'lere özel hatta programlara özel ayarlar yapabiliyorsunuz. Bunlara profiller deniyor. Nvidia'nın son gelen e, sürücü güncellemesinde iki tane yeni exe eklendi. Bunların bir tanesi e, Counter Strike 2 yani CS2.exe bir tanesi de CSGO S2.exe diye iki tane exe eklendi. Ya bunlar şu anlamı geliyor. Bu exeler için yeni profiller tanımlayabilirsiniz. Yani bu exelerle ilgili yeni aslında bir şeyler geliyor demek. E, bu tabii ki de e, yani gösteremeden yapılabilir miydi? Evet Nvidia gider sadece bu oyuna özel bir driver çıkartır ve o kapalı grup içerisinde bu yayınlanacaksa e, paylaşabilirdi ama bunun içerisinde dahil etmesi şunu gösteriyor ki yakın zamanda gerçekten böyle egzelere sahip yeni bir şeyler gelecek. İki tane yapmış. Dediğim gibi birisi Cisco bir tanesi Cisco 2exe şeklinde. Burada da yine profil içerisinde e, görüyorsunuz buraya Cisco S2 .exe ve CS2 exe'ler eklenmiş profil tipleri olarak yani yeni uygulama olarak application kısmının altında. Yine devam ediyorum GAP Follower account'ından birkaç gün sonra çıkan e, yeni bir yine bilgi vardı. Bu da yine Nvidia tarafında, Nvidia'nın biliyorsunuz GeForce Experience diye bir uygulaması var. Uygulama içerisinde istediğiniz oyuna göre tek tıkla en iyi ayarları yapabiliyorsunuz. Yani işte kaplamaları en iyi hale getireyim, işte ne bileyim performansı arttırayım, şöyle yapayım, böyle yapayım gibi denene. işte Vsync'i kapatayım, açayım her neyse. Oyunlara göre tanımlanmış özel tanımlamalar var. Burada da yine aynı şekilde Source 2 adı altında yeni bir uygulama e, listelenmiş. Şu da hemen görünüyor. İçerisinde yine CSGO S2.exe isimlendirilen Source 2 şeklinde bir yeni oyun tanımlanması var. Counter-Strike Global Offensive'in altında. Yani dediğim gibi buraya yine yeni bir exe geleceği ve buna göre GeForce Experience'da ayar yapabileceğiniz bir alan açılmış. Bu da yine az önceki yine bilgiyi destekleyen başka bir bilgi olmuş. Diğer taraftan yeni bir hesaptan da e, source yeni yazılım geliştirici paketinin içerisinde eklendiği ile ilgili bir güncelleme paylaşıldı. Biliyorsunuz Steam DB adresi var. Burada adım adım gelecek güncellemelerin işte hangi paket isimleriyle geleceği, hangi oyuna geleceği gibi Steam tarafından yayınlanıyor. Burada da e, bugün yapılan 14 Mart'ta yapılan e, güncelleme ile beraber gelecek yeni oyun güncellemesinin içerisinde yine Source 2 ile ilgili bazı ön tanımlamalı geliştirici paketlerinden bahsedilmiş. Yine bunu da buraya ekleyelim. Ve bu konuda diğer önemli bir haberde Richard Lewis. Richard Lewis'i bilenler vardır. Daha önceki Major'larda özellikle Amerika'da yapılan Columbus Major vardı hatırlıyorsanız. Orada sunucu da olmuştu. Aynı zamanda host, işte e-spor tarafında haber yapan, işte Dexerto'da ya çalışmış falan bir arkadaş. Amerikalı. O da hem Gabe Flower e, hesabının yaptığı e, bilgilere biraz referans göstererek hem de bunun dışında kendi e, yaptığı bir blog postuyla yani bir e, bilgilendirme ile birlikte ona gelen bilgiler çerçevesinde de e, yeni bir güncellemenin e, Mart ayı sonunda beta'ya açılacağı ve kullanıcılara açılacağı şeklinde bir bilgilendirme paylaştı. Yani çok böyle fake haber yapan aman dikkat çekeyim diye bait haber yapan biri değildir. Genelde böyle elinde hep kanıtlarla daha önce işte hatırlarsanız belki işte hile durumları vesaire oralarda falan böyle çok ciddi araştırmalar yapıp bunları paylaşıyordu kendi yazılarında işte dünyanın bir ucunda başka bir yerde şöyle bir olay olmuş falan gibi denen e spor tarafında burada da çok böyle ilgi çekmekten öte gerçekten güvenilir bilgiler verecek bir profil olarak Richard Lewis'in de Mart ayının sonunda ona gelen bilgiler çerçevesinde yeni bir Counter Strike güncellemesinin betaya açılacağı ve kullanıcılara açılacağı şekilde bir bilgi geldi bunlar dediğimiz gibi ufak ufak kaynaklardı. Bunun dışında normalde dediğim gibi daha önceki zamanlarda benim de inanmadığım zamanlarda kimse kale almıyordu böyle bir konuyu. Yani bir iki tane hesaptan bir şey çıkıyordu ama kimse konuşmuyordu etmiyordu. Şimdi dünyanın her yerinde Counter Strike'in yeni güncellemesiyle ilgili görüşler, konuşmalar, fikirler belirtiliyor. İşte dünyanın en büyük kulüplerinden bir tanesi Heroic mesela Counter Strike'in yeni versiyonunda şunlar şunlar olmalı diye bir bilgi paylaştı. İşte 128 Türkiye server olsun, işte kernel seviyesinde anti-cheat olsun, işte demo izleme daha iyi olsun falan gibilerinden. Ya yani dediğim gibi daha önceki dönemlerde kimse bunları umursamaz ve zaten bunlar gerçek haber değil derken artık işte turnuvalarda, böyle takımlarda, oyuncularda hepsinde böyle Counter Strike'ın yeni versiyonuyla ilgili ufak ufak istekler. Şu olursa bu olur, çok heyecanlıyız, şöyle böyle gibilerinden şeyler geldi. Yani bu da bence yine arka taraftan ufak ufak evet ya bu sefer gerçekten geliyor bu güncelleme. Bilgilendirmesinin takımlara, oyunculara bir şekilde gittiği ile ilgili ufak ufak e, bazı Bence bilgiler e, içeriyor. Dediğimiz gibi elimizde şimdilik bu bilgiler var. Ve yakın zamanda Mart ayının bende sonuna doğru böyle bir güncelleme gelmesini bekliyorum. Şimdi güncelleme diyorum niye yeni oyun demiyorum. Bunu size birkaç başlıkla beraber anlatayım. Birincisi e, oyundaki en önemli şeylerden bir tanesi pazar yeri. Yani market ve e, hatta yıllardır bu Source yeni motorunun e, gecikmesinin sebeplerinden bir tanesi. Normaldeki oyunla yeni oyun arasında veya güncelleme arasında bu skinlerin. Pazarın aktarılamamasından kaynaklanan bir gecikme olduğu söylenmişti. Yani e, o pazar yeri olmadan, market olmadan kesinlikle Valve oyunu yenisini aktarmaz. E, burada belki de çok uzun süredir uğraşılıyor ve e, yeni oyun olursa eğer iki tane pazar yeri olur. Yani bir CSGO, hadi CSGO 2 diyelim yenisinin ismine. CSGO 2 ile CSGO 1 arasında farklı pazarlı olur. Farklı oyun olursa bu da oyuncuyu ikiye böler, pazarı ikiye böler. E, ki çok büyük bir sorun Valve için. Yani yıllardır biliyorsunuz takip ediyoruz. En önemli şeyler yok. Kutu çıkardım, yeni skin çıkardım falan. Yani markete çok fazla önem veren bir firmadan bahsediyoruz. Böyle bir ortamda böyle bir riske girmez. Çünkü şu an hani girin Deathmatch'te bir oyun oynayın, bir kutu düşsün. Kutuyu sahnesinde satabiliyorsunuz yani. yani. Anlık olarak gidiyor direkt. Sahnesinde sattığınızda elinize para geçiyor gibi düşünün Yani bu kadar hızlı büyük bir market içerisinde oyuncu kaybetmek, pazarı ikiye bölme riskine girmez. O yüzden e, yeni bir oyun demek yeni bir market yeri demektir. Çünkü sistem değişecek demektir. O yüzden buna girmeyecek diye düşünüyorum. Bu bence market tarafındaki önemli sonlardan bir tanesi. İkincisi yine oyuncuları yine tek bir yana toplamak, bölmemek. E, i̇şte yine en son geçen hafta içerisinde 1.5 milyon anlık oyuncuya kadar da ulaştı CSGO. Şimdi yeni bir oyun demek eski oyunda kalanlar, yeni oyunda kalanlar, yenisini sevmeyenler, de kalmaya devam edenler gibi riskleri barındırıyor. Böyle olunca da yine oyuncular ikiye bölünebilir. Böyle bastığınızda pat diye maç bulmayabilir. E, sorunlar çıkabilir. Yani böyle bir ortamda da yine tek bir tarafta tüm oyuncuları saklamak isteyeceklerdir, barındırmak isteyeceklerdir. E, bu da yine yeni bir oyunun olmama ihtimalini güçlendiriyor bence. Diğer taraftan e-spor e tarafında da bazı soru işaretleri olur. Yeni oyun gelirse CSGO bir tarafına takımlar var. Şu an turnuvalar inanılmaz hızlı devam ediyor. E, CSGO 2 geldiğinde oraya yeni takımlar mı kurulacak? Oyun değişti. Nasıl olacak? Eski takımlar oraya geçiş yapacak mı? Turnuvalar nasıl yapılacak? CSGO 1'den mi? CSGO 2'den mi gidecek falan? Ee, bunlar bence yine büyük soru işareti. O yüzden tabi e, tabii ki beta süreciyle beraber direkt oyuna geçilmeyecek ama beta süreci bitene kadar eski oyun devam eder. Yani CS:GO bir e turnuvalar yapılmaya devam eder. Beta süreci bittikten sonra tüm oyuna güncelleme olarak gelir ve tek bir oyun şeklinde yine tüm dünyada Counter-Strike oynanmaya devam eder. Burada şöyle bir örnek vereyim. Benim oyuncu olduğum dönemlerde e, CS 1.6'dan e, CS Source'a geçiş sırasında e, yeni bir oyun olduğu için benzer sorunlar yaşandı. Tabii çok ciddi bir motor farkı vardı orada. Çok e, ciddi bir teknoloji farkı vardı ama Takımların çoğu 1.6'da kaldı. Ee, Source tarafında yeni oyuncularla yeni takımlar çıktılar. İşte mesela NIP'ler, SK Gaming'ler yeni ee, takımlarını orada ee, oluşturdular. E, aynı anda hem bir alt turnuvaları hem Source turnuvaları oluyordu. İşte kütle biraz dağıldı. Sorunlar vardı falan. Sonra zaten yavaş yavaş 1.6 e-sport tarafından çıkıp e, tamamen bütün herkesin Source'a geçiş yaptığı. Işte Akabinde de e, Global Offensive'e geçiş yaptığı bir e, sıralama oldu. Yani ben Yine burada iki tane oyun çıkıp çift başlıkla beraber sistemin bölünmesini, ilginin bölünmesini beklemiyorum. Ama tabii buna da şöyle bir risk var. Ee, Valve çok ciddi geliştirmeleri, çözümleri hemen uygulayabilen bir firma değil. Ya yani beta süreci başlayacak. Örnek veriyorum Mart sonunda biz büyük ihtimalle 6 ay falan hep betasında kalacağız bu oyunun. Hep denenecek, hatalar bulunacak, Valve iletilecek, Valve çözmeye çalışacak falan. Bence büyük ihtimalle yazın Player Break döneminde falan ya da belki 2024'ün başında da bu yeni versiyonun tam hazır halde olacağı söylenecek ve tamamen geçiş yapılacak diye düşünüyorum. Yani öyle hani Mart'ta çıkacak tamam Nisan ayında oyun hazır gibi bu kadar hızlı beklemiyorum ben. En erken yazın Player Break döneminde e, en iyi ihtimalle de yıl sonunda 2024'ün başında belki yine o aradaki süreçte e, oyun geçişi gerçekleşir. E, i̇lk defa bu kadar ciddi bir noktada yeni Counter Strike'dan bahsedebiliyoruz. Ee, ne zaman nasıl olacak hala tabii ki soru işaretleri var. Ama çok hızlı olmaz. Çok sorunsuz olmaz bir kere. Son noktada şöyle yapayım. Ee, yeni oyunla beraber mutlaka biraz FPS düşüşü yaşanacaktır. Ee, eğer iki oyun olursa. Çoğu insanın yok ya benim bilgisayarım eski Ben eski oyunda kalayım deme riskini de Almak istemez yine bu şekilde oyunu ikiye bölecektir oyuncuları ikiye bölecektir Ama tam tersi yeni oyun çıktı işte Ekran kartımı geliştireyim işlemci mi geliştireyim Demek zorunda bırakacak insanları ki hem Yatırım gelsin sektöre hem de aynı şekilde Yeni oyuna geçiş yapılsın diye e, Bu da bence yine birinci ve ikinci oyun arasında e, Bir farklılık olmasını e, Sağlar ki bunu istemeyecektir Yine Valve ve gün sonunda yine tek Oyunda kalmak için de e, bence e, güncelleme şeklinde ilerleyecektir. Evet genel olarak böyle arkadaşlar. da ee, daha içinde bir sürü yeniliklerden olacağı bahsedilebiliyor. Örnek veriyorum işte Fesit, Esa gibi sistemlerin oyunun içerisindeki rankinge dahil olacağından konuşuluyor. Öyle bir ortamda belki o parti platformlar tamamen ortadan kalkabilir. İşte 128 tick rate'in olması bekleniyor ama ciddi bir yatırım demek bu. Hatta bazı yerlerde tick sisteminin kullanılmayacağı başka bir server teknolojisine geçileceği konuşuluyor CS için. Ne kadar yapılabilir bilmiyorum. Şu an için tüm FPS oyunlarında bir tick rate. Ee, bir tic sistemi var. Bir alışverişini sağlayan bir sistem var. Bunu, bunu, nasıl farklı bir yöntemle yapacaklar, teknoloji yapacaklar bilmiyorum. Onun dışında işte anti-cheating geliştirileceği, demo izleme şeyinin geliştirileceği gibi noktalarında yine olabileceği belirtiliyor ama ne kadar olur, nasıl olur bilmiyorum. Ee, ama tabii ki de ilk defa bu kadar heyecan verici bir Counter-Strike geçiş dönemindeyiz. Ben Mart ayının sonu olmadan mutlaka bir aksiyon bekliyorum. Hani betası belki Mart'ın sonunda çıkmaz örnek veriyorum ama çıkacağı duyurulup belki insanın başında olur falan en fazla sarkar bir iki hafta. Ama gerçekten Mart ayının sonu, son bölümü Nisan ayının başları çok hareketli olacak gibi görünüyor Counter Strike için. Umarım hepimizin keyif alacağı, yenilikleri barındıran, çözümleri barındıran bir süreç olur. Çünkü Valve'de yıllardır hep konuşuyoruz anti-chat'i çok kötü, demo izleme sistemi çok kötü, işte bir sürü bug var oyunda çözülmüyor. Meta değişmiyor, hep aynı metalar var. Belki yeni oyun motoruyla beraber metalar değişir hızlıca, daha çok değişkenlik görürüz. Ne bileyim belki yeni bombalar gelir, işte patlayıcı bomba gelir ne bileyim işte farklı bir silah türü gelir, bir şey gelir. Videoyu bitirirken de neler değişir kısmını konuşalım. Oyun motoru değişince arkadaşlar, e, spray patenleri değişir silahların, recoilleri değişir. E, movement'lar değişir oyunda, zıplama, yürüme, eğilme, kalkma, belki daha hızlı olur, belki daha yavaş olur. Bomba atma mekanikleri değişir, belki daha hızlı, uzağa atılan bombalar olur, belki daha yavaş atan bombalar olur. E, haritalardaki texture'lar e, yapılar, kutular, wall bankler değişir. Tamam belki inferno inferno'dur hep yani bir altı zamandan beri inferno hep aynı. Ama wall bank spotları değişir, kutuların yerleri değişir, İşte e, bazı bu seçenekleri değişir falan bunlara bakılır. Bir altyapısı değişecektir oyunun mutlaka. Bunlar da bakalım yeni güncellemelerle beraber karşımıza nasıl çıkacak göreceğiz.